Merhaba. Bugün sizlerle Babil'in En Zengin Adamı isimli kitabın incelemesini birlikte yapacağız. Öncelikle kitabımızın yazarı olan George Clason'u yakından tanıyalım. George Clason 7 Kasım 1874 yılında Amerika'da doğmuştur. Nebraska Üniversitesi'nde okunmuş ve İspanya-Amerika Savaşı sırasında Amerikan ordusunda görev almıştır. George Clason matbaacılık yapmaya başlayınca Denmark da Clason harita şirketiyle irtibata geçerek Amerika ve Kanada'nın ilk yol haritasını basmıştır. 1926 yılında yazacaklarının anlaşılır olması için eski Babil'de kullanılan öykülerden kullanmış, Ekonomik ve Mali Başarı serisinin ilk kitapçığını basmıştır. George Clason tarafından kaleme alınan kitabımız Babil'in en zengin adamıdır ve birçok yerde satışa sunulmuş, çok da talep görmüş bir kitaptır. Şimdi yazarımızı tanıdıktan sonra sizlere öncelikle kitabın ön sözünden bahsetmek istiyorum. Bununla birlikte kitabı biraz daha yakından tanımış olacağız ve incelememize devam edeceğiz. Milli zenginliğimiz her birimizin bireysel zenginliği ile ilişkilidir. Bu kitap her birimizin kişisel başarısıyla ilgileniyor. Başarı kendi çaba ve yeteneklerimizle icra icraatlarımızın toplamından oluşur. Doğru yönde yapılan hazırlıklar başarımızın sırrıdır. Eylemlerimiz düşüncelerimizden düşüncelerimizde anlayışımızdan daha bilgi olamaz. Bu kitap, yüzlerce zayıf kişilerin maddi konuları daha iyi anlamak için kullanabileceği bir rehber olarak tanımlanabilir. Amacı finansal olarak başarılı olmak isteyen kişilerin parayı elde etmesine yardımcı olacak içgörüleri paylaşmak, bu parayı elde tutmak ve artan paraları daha fazla para kazanmak için kullanmak. Bu sayfalarda Antik Babil'e geri dönüyoruz. Babil bugün bildiğimiz ve anladığımız finans dünyasının temel prensiplerini oluşturulduğu yer. Yazar yeni okurlarının bu kitap aracılığıyla daha dolgun banka hesaplarına sahip olup finansal olarak daha büyük başarıları imza atacaklarını kıtanın iki yakasından okuyucuların bildirdiği kadarıyla oldukça yaygın olan kişisel finansal problemlerine çözümler üretebileceklerini umuyor. Yazar bu hikayeleri arkadaşlarına, akrabalarına, çalışanlarına ve meslektaşlarına aktarma cömertliğini gösteren şirket yöneticilerine de teşekkür etmek istiyor. Pratik adamların paylaşımlarından daha iyi bir tavsiye olamaz. Bu kitap savunulan savlıların bazılarını prensip edinerek başarılı olmuş kişilerin anlatılanları paylaşması ve takdir etmiş olması verilebilecek en önemli referans. Antik dünyadaki en zengin şehir olan Babil'in sakinleri zamanın en zengin toplumunu oluşturuyorlardı. Paranın değerini takdir ediyorlardı. Para kazanmak, parayı tutmak ve artan paralarını daha fazla para kazanmak için kullanmak üzere temkinli finans prensiplerini kullandılar ve hepimizin arzusu olan geleceklerini garantileyecek geliri elde etmeyi başardılar. Kitabımızın ön sözünden de bahsettikten sonra şimdi kitabımızın incelemesine geçiyoruz arkadaşlar. Babil'in at arabası ustası Basir çok isteksizdi. Basit evinin açık atölyesinin olduğu arsayı çevreleyen alçak duvara hüzün içinde bakıyordu. Atölyede yarısı biriktirilmiş bir at arabası duruyordu. Karısı sık sık aralıklarla kapıda beliriyordu. Bakışlarından anlaşıldığı kadarıyla gıda stokları tükenmek üzereydi ve at arabasını bitirmek için çalışması gerekiyordu. Yine de şişman ve kaslı vücuduyla duvarın üstünde oturmaya devam etti. Zihni yavaş ve sabırla cevabını bulamadığı bir soruyu evirip çeviriyordu. Evinin ötesinde kralın sarayının yüksek ve geniş duvarlarını görmek mümkündü. Oldukça ihtişamlı bu sarayın yanında kendisininki gibi düzensiz, bakımsız evler vardı. Babil hep böyleydi gösteriş, ihtişam ve göz kamaştıran zenginlikle en yoksun fakirlik plansız, sistemsiz bir şekilde şehrin koruyucu duvarlarının içinde yan yana yer alıyordu. Zenginler bile köle su taşıyıcılarına yol açabilmek için olukları temizlemek zorunda kalıyorlardı. Çünkü bu kralın işiydi. Her köle keçi derisinden yapılmış bir kapta taşıdığı suyu kralın asma bahçesini sulamaya götürüyordu. Bansil ise kendi sorunlarını düşünmekten bu faal şehrin cürcünasını umursamayacak ya da dikkat edecek halde değildi. Bu hayallerden en yakın arkadaşı müzisyen Kobbi'nin selamıyla uyandı. Arkadaşı Bansir'den iki şeker istemişti. Bansir ise eğer iki şekerim olsaydı hiç kimseye ödünç vermezdim sana bile diyerek cevapladı. Kobbi cüzdanında bir şeker bile yok buna rağmen duvarın üzerinde heykel gibi oturuyor musun diye şaşırdı. Tanrılar senin başına bir iş mi getirdi yoksa diye de endişelendi. Bansir de aynı fikirdeydi. Tanrıların bana bir işkencesi olmalı bu. Bir rüya ile başladı. Anlamsız bir rüya. İmkanları olan bir adam olduğumu gördüm. Umarsız dilencilere dağıttığım şekerler vardı. Karıma, kendime ne istersem almak için kullandığım gümüş paralar vardı. Görkemli bir tasmin hissiyle doluydum. Düşünsene dünyanın en zengin şehrinde yaşıyoruz. Aptal koyunlardan ne farkımız var? Senin cüzdanın boş ve bana diyorsun ki senden önemsiz bir miktar olan iki şekil alıp asillerin ziyafetine katılabilir miyim? Bu bir skandal. Neden gümüş ve altınımız yok bizim? Neden giyinme yiyecekten fazlasına yetecek kadar paramız neden yok ki? Arkadaş olduğumuz yıllar boyunca hiç böyle konuştuğunu duymamıştım Bansir dedi Kobbi şaşırarak. Yıllar boyunca bunları hiç düşünmedim de ondan. Bütün çabalarımın sonucunda bir gün tanrıların değerli çabalarımı fark ederek bana büyük zenginlikler bağışlayacaklarını umdun. Ama olmadı. Olmayacak. Bu yüzden kalbim kırık. Başkalarının altınları nasıl elde ettiğini öğrenip biz de onların yaptığını yapsak, bilenlere sorarsak belki öğrenebileceğimiz sırlar vardır diye düşündü Bansir. Bugün tam da eski arkadaşımız Arkat'ın yanından geçtim altın at arabasını sürüyordu. Onun statüsündeki diğerleri gibi davranmadı. Bana el salladı. Herkes onun Kobbi ile arkadaş olduğunu gördü dedi Kobbi. Bansir Babil'deki en zengin insan olduğu söyleniyor dedi. Kobbi buna cevaben o kadar zengin ki kral bile devlet hazinesi ile ilgili işlerde ona başvuruyormuş dedi. En sonunda bu işin sırrını öğrenmek için Arkat'ın yanına gitmeye karar verdiler. Antik Babil'de Arkat isimli çok zengin bir adam yaşıyordu. Zenginliğinin ünü almış yürümüştü. Aynı zamanda el açıklığı ile de meşhurdu. Yine de her yıl zenginliğini arttırırdı. Gençken arkadaşları yanına gelip ona soruyorlardı. Arkat sen bizden daha şanslısın. Biz hayatta kalma mücadelesi verirken sen Babil'in en zengin adamı oldun. Geçmişte bütün koşullarımız aynıydı. Bizden daha çalışkan ya da özverili değildin. Neden kadar bizi yok sayarak bütün güzellikleri sana verdi? Arkat bu laflara şiddetle karşı çıktı. Gençliğimizden beri sadece kendinizi idame ettirmekten öteye bir para kazanamadıysanız, bunun bunun nedeni ya zenginliği inşa etmenin kurallarını öğrenmediğinizden ya da bu kurallara dikkat etmediğiniz için. Arkat bu sözleriyle aslında bakarsanız zenginliğin çarelerinden bahsetmeye başlamıştı bile. Daha sonrasında zayıf bir cüzdana karşı 7 tane çare sunmaya başladı. Bunlardan birincisi cüzdanınızı şişmanlatmaya başlayındı. İkincisi harcamalarınızı kontrol edin. Üçüncüsü altınınızı katlayın. Dördüncüsü hazinenizi kayba karşı koruyun. Beşincisi yaşadığınız yeri kar edeceğiniz bir yatırıma dönüştürün. Altıncısı geleceğiniz için gelirinizi garantileyin. Yedinci çare ise kazanma kapasitenizi arttırındı. Şanslı olma arzusu evrenseldir. Hepimiz iyi şans tanrıçasının iyi tarafında olmayı istiyoruz. Peki bu tanrının cömert iyiliklerini kendimize çekmemiz nasıl mümkün olabilir? Ya da iyi şansı kendine çekmek diye bir şey söz konusu olabilir mi? Antik Babil'deki insanlar işte tam da bunu bilmek istiyorlardı. Kurnaz düşünce yapıları neden dünya tarihindeki en zengin, en güçlü şehir olduklarını ortaya koyuyordu. Altın dolu bir çanta mı yoksa bilge kelimelerin yer aldığı kil bir tablet mi? Eğer ikisinden birini seçmek zorunda kalsaydınız hangisini tercih ederdiniz sorusuna sanıyorum ki herkes altın diye cevap verirdi. Halbuki altın sadece onun kurallarını bilip bu kurallara uyanlar içindir. Şimdi birlikte altının 5 adet kuralına göz atacağız. Birincisi gelirinin en az onda birini kenara koyarak kendi ve ailesinin geleceği için para biriktiren birisine altın katlanarak gelir. İkincisi altın kendine kar getiren bir iş bulan bilgi sahibi insan için büyük bir mutlulukla çalışır sürüdeki hayvanlar gibi hızla çoğalır. Üçüncüsü altın kendini nasıl kullanacağını bilen kişiler tarafından yönlendirildiğinde dikkatli sahibinin himayesinden asla çıkmaz. Dördüncüsü anlamadığı işlere ya da amaçlara yatırım yapan ya da parayla ilgili uzman kişilerin tavsiyesi bağlamında kullanılmayan altın sahibinin elinden kayar gider. Beşincisi imkansız kazanımlara zorlanan ya da üçkağıtçıların hilebazların tavsiyeleriyle baştan çıkan kendi deneyimsizlikleri ve romantik arzularına yatırım yapan kişinin altını ondan mutlaka kaçar gider. Bu kuralların her birinin derin anlamları vardır ve bunları gerçekten bilmek altına sahip olmaktan çok daha değerlidir. Önemli olan bu kuralları özümseyip bütün hayatta gerçekten uygulayabilmektir. Şimdi yine kitabımızda geçen, Babil'in en zengin adamları arasında sayılan Dabasir'in kısa öyküsünün anlatıldığı bir bölümü paylaşmak istiyorum sizinle. Burayı incelemenin kitabın ana fikrini, amacını daha da iyi anlatacağını ve yansıtacağını düşünüyorum. Hikayemiz şöyle başlıyor. Birisi acıktıkça daha net düşünür. Yemek kokuların daha iyi koklar hale gelir. Azure'nin oğlu Tarkat kesinlikle böyle düşünüyordu. İki gün boyunca bir bahçenin duvarının aşırılmış iki küçük incir dışına hiç yemek yememişti. Daha önce Babil pazarlarına ne kadar çok farklı yemeğin geldiğini ve ne kadar iyi koltuklarını fark etmemişti. Pazardan ayrılıp lokantaların önüne gitti. Bir aşağı bir yukarı yürüyerek tanıdığı birine rastlama ümit etti. Ancak bakır parası olmadan burada istenmediğinin farkındaydı. Bunları düşünürken kendini en görmek istemediği adamla karşı karşıya buldu. Dabasir yani deve tüccarı. Diğerlerine nazaran aldığı borçları ödememe konusunda onu en rahatsız eden Dabasir'di. Onu görünce Dabasir'in yüzü aydınlandı. Ha Tarkat mı bu? İyi ki karşılaştık. Bugün sana verdiğim paraları kullanabileceğim yerler var. Ne dersin oğlum? Bu ödemeyi bana yapar mısın? Tarkat kekeledi. Yüzü kızardı. Özür dilerim, çok özür dilerim diye sessizce mırıldandı. Bugün sana borcumu ödeyebilecek bakır ya da gümüş param yok. Anlıyorum diye ısrar etti Dabasır. Ancak sana zor zamanlarında yardımcı olmuş bu kişiye cömertliğinin karşılığını verebilirsin. Şansım yaver gitmediği için ödemeyi yapamam dedi Dabasır'a. E. Kötü şans mı? Tanrıları kendi zayıflayan beceriksizliklerinden dolayı suçlamaya kalkışma. Benimle yemeğe gel oğlum. Acıktım ve sana bir hikaye anlatacağım diye başladı söze. Ben gençken bir adam babamın zanaatı olan eğer yapmayı öğrendim. Dükkanında çalıştım. Çok para kazanıyordum. İstediğim şeylere param yetiyordu. Dükkan sahiplerinin daha sonra ödeme yapmam için bana güvendiğini fark ettim. Genç ve tecrübesiz olduğum için kazandığından daha fazla harcayanın utanç ve dert tohumları ektiğini henüz bilmiyordum. Bir süre ödeyebildiğim kadar ödeme yaptım. Sonra fark ettim ki hem yaşama masraflarımızı hem de borçlarımızı ödeyemiyordum. Bana kredi vermiş olanların bu yüksek harcamalarımız için peşimize düştüğünü fark ettim ve hayatım bundan sonra perişan oldu. Arkadaşlarımdan ödünç para aldım ama sonra onlara da borçlarımı ödeyemedim. İşler gittikçe kötüye gitmeye başladı. Babil'den ayrılıp başka şehirde şansımı denemeye karar verdim. İki yıl boyunca kervan ticaretinde huzursuz ve başarısız bir hayatım oldu. Sonra kendimi silahsız kervanları soymak için çölü dolaşan hırsızların yanında buldum. Yaptıklarımın utanç verici olduğunun ise asla farkında değildim. İlk sefer işler yolunda gitti. İkinci sefer o kadar şansı değildik. Liderimizi öldürdüler ve Şam'a götürülüp köle olarak satıldık. Durumumun ne kadar çaresiz olduğunu ancak o zaman idrak edebildim. Sahibim bir gün bana "Develer hakkında ne biliyorsun?" diye sordu. Heyecanımı gizlemeye çalışarak cevap verdim. Diş çökmelerini sağlayabilirim, onları yükleyebilirim, uzun yolculuklarda onları yormadan güdebilirim. Gerekirse nallarını da tamir edebilirim. Sahibim bu köle yeterince iyi cevap veriyor. Bu adamı develerle ilgilenmesi için tutalım dedi. İlk develeri yükleme tecrübemde yolumu kaybettim. Çöl kadar yaşanmaz bir yere vardım. Fakat çölde olmamalıydım. Burada ölmemeliydim. Güçsüz bir şekilde ayaklarımın üzerinde durdum. Acıklı bir ısrarla yol alan hayvanları içimdeki sesi dinleyerek kuzeyde olduğuna inandığım Babil'e doğru yönlendirdim. Su bulduk. Daha verimli topraklardan geçtik. Babil'e giden yolu da bulduk. Ruhu özgür olan bir adam bütün sorunları çözebilecek şeyler olarak bakar. Peki ya sen Tarkat? Kendine saygı yoluna tekrar girmeye hazır mısın? Tekrar Babil'de saygı duyulan bir adam olmak istiyor musun? Genç adamın gözleri nemlendi. Bana yeni bir vizyon sundun. Şimdiden özgür bir adamın ruhumun içinde dolaştığını hissedebiliyorum. Böylece eski Babil'in ve tüccarı da Basir'in hikayesi son bulmuş oldu. Fakat Tarkat için ise ...bambaşka bir yol açılmış oldu. Kendinden önce de birçok bilgi adamın bildiği... ...ve kullandığı önemli bir gerçeği anladığında... ...kendi ruhunu tamamıyla bulmuş oldu. Kitabımız e, zenginlikler şehri olan Babil'deki insanların... ...yaşam tarzlarını bizim gözümüzün önüne sunmaya çalışıyor. Oradaki insanlar e, hayatlarını... ...belirli kurallar çerçevesinde sürdürmeye gayret göstermişler. Her zaman, bütün tarih boyunca zenginliklerini korumaya, bunları daha da fazlalaştırmaya çabalamışlar. Ve bu yolda paralarını tutmak için, paralarını daha iyi şekilde değerlendirmek için çeşitli yollar denemişler. Ve en önemlisi bu yolları bilmeyen insanlara da yöntemleri öğretip onları da zengin bir hale getirmeye çalışmışlar. Babil'in bugün son bulmuş olması, eski zenginlerin olmaması bu durumu değiştirmiyor tabii ki. Babil Eskiden çok güçlü, çok zengin bir ülkeymiş ve en önemli olan şeylerden bir tanesi de şu ki insanlar zengin olmayan insanları bile zengin hale getirmek için tecrübelerini, bilgilerini, bildikleri yöntemleri her zaman birbirlerine aktarmaya gayret göstermişler. Şimdi Babil'in bugünkü tarihi resmine ve geçmişteki tarihi resmine kısaca bir göz atalım birlikte. Tarihin sayfalarında Babil'den daha görkemli bir şehir bulmak pek de mümkün değil. İsmi bile zenginlik ve ihtişamı çağrıştırmaktadır. Altın ve mücevherden oluşan hazineleri müthiştir. Fırat nehrinin kenarındaki kuru düz bir vadiye kurulmuştu. Ormanları, madenleri yoktu. İnşa etmek için uygun taş kaynağına bile sahip değildi. Doğal bir ticaret güzergahının üzerinde de değildi. Yağmur miktarı çiftçilik yapmak için yeterli değildi. İnsanın büyük amaçlara ulaşabileceğinin bir örneği olan Babil, elindeki bütün kaynaklar kullanıldığında neler yapılabileceğini bizlere kanıtlıyor. Babil'de bütün zenginlikler insan yapımıydı. Sadece iki tane kaynak vardı. Verimli bir toprak ve nehirdeki su. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük mühendislik projelerinden biriyle Babil'li mühendisler nehrin sularını barajlar ve büyük sulama kanalları aracıyla yönlendirerek kuru vadiye su getirdiler. Böylece verimli toprak bu su kanallarıyla hayat buldu. Bu projeyle mahsuller o kadar bollaştı ki bu sulama sistemi mükafatlandırıldı. Neyse ki var olduğu uzun seneler boyunca Babil'in kralları fethedilme, yağmalanma tehlikesiyle sıklıkla karşılaşmadılar. Babil'in seçkin krallarının tarihe geçmiş olmalarının nedeni bilgelikleri, girişimcilikleri ve mutlaka ki adil olmalıydı. Bugün ise Babil artık yok. Bin yıllar boyunca kendisini yükselten, sahip çıkan insanlar terk ettiğinde şehir kısa sürede maalesef bir harabeye dönüştü. Babil, Süveyş kanalının bin kilometre doğusunda Basra körfezinin hemen batısındaydı. İklimi de sıcak ve kuruydu. Bu vadi yüzyıllardır seyyahlar tarafından sadece toprak olduğu düşünülen tepeler bezemektedir. Arkeologlar burayı incelediklerinde zaman zaman yağmurlarla ortaya çıkan kırık seramik ve tuğla parçalarının izini sürmek gerektiğini fark ettiler. Avrupa ve Amerika müzelerinin desteklediği keşif gezileri sayesinde bu tepelerin altındaki antik şehirlerin varlığı ortaya çıktı. Bunlar şehir mezarları olarak düşünülebilir. Babil de bunlardan bir tanesiydi. Babil'in üzerinde 20 yüzyıldan uzun süredir rüzgarlar ve çöl tozları esti. Bugün Babil maalesef bir çamur yığını. Üzerinde birikmiş olan atıklar dikkatle temizlenince günümüzde kimsenin bilmediği bir şehir ortaya çıkarılmış oldu. Birçok bilim insanı Babil medeniyetinin ve bu, ve bu vadedeki diğer şehirlerin kayda geçmiş en eski şehirler olduğunu söylüyorlar. Yapılan çalışmalarla 8 bin sene evvel Babil'de yaşayan Sümerlerin duvarlarla kapatılmış şehirlerde yaşadığını öğrenmiş olduk. Yazılı tarihe göre ilk mühendisler, gökbilimciler, matematikçiler, finansçılar ilk yazılı dile sahip olanlar da yine Babil'lilerdi. Yunan asıllı seyyah ve tarihçi Herodot Babil'i en iyi zamanlarında ziyaret etmişti ve günümüze ulaşan şehri anlatan tek tanım Herodot'un yazdıklarıdır. Babil'in ihtişamı solmuş olsa bile bilgelikleri hala baki. Buna da kayıt tutma yeteneklerine borçluyuz. Babil'in hala etkisinde olduğumuz mucizelerinden bir diğeri ise şehri çevrilen görkemli duvarları. Mısır piramitleri ile birlikte dünyanın yedi harikasından sayılan bu duvarlar ilkinin Kraliçe Semiramis tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. Daha sonra yapılmış olan ve daha meşhur olan duvarlar M.Ö. 600 yıl önce Kral Nabapolassar tarafından yapılmıştı. Babil şehri modern bir şehir gibi organize edilmişti. Sokaklar ve dükkanlar vardı. Rahipler müthiş tapınaklarda vaazlar veriyorlardı. Babilliler sanatta çok yetenekliydiler. Heykel, resim, dokuma, altın işleme, tarım uygulamaları ve daha niceleri. Zengin Babillilerin mezarlarından çıkan örnekler şimdi dünyanın en büyük müzelerinde sergileniyor. Şehrin prestiji ve gücü zamanla azaldı. Birkaç yüzyıl içinde terk edilmiş, kendi haline bırakılmıştı. Zamanın sonsuzluğunda tapınaklarının mağrur duvarları roza dönüşmüş olsa da Babil'in bilge fikirleri hala geçerliliğini korumaktadır. Evet arkadaşlar, e, kitabımızın incelemesini böylece tamamlamış olduk. Babil'in en zengin adamı kitabından e, çıkartmamız gereken bence en önemli fikir şudur. E, bir ülke, bir bölge ya da bir şehir Evet, doğal kaynaklar açısından her zaman zengin olmayabilir. E, yapılacak çalışmalar için elverişli olmayabilir, yeterli suya sahip olmayabilir, tarım için gerekli şartları sağlamayabilir ve, ve benzeri birçok eksikleri olabilir. Fakat e, bir toplumun pek çok işte birlikte uğraşma isteği, arzusu, en önemlisi çalışma kapasitesini her zaman maksimum düzeyde tutması gerçekten bir şehri zengin etmek için e, en önemli. Boyutlardan bir tanesi ve e, bireyin bireysel olarak zenginliğini koruyabilmesi için ya da bunu arttırabilmesi için her zaman e, kendine özgü kuralları olmalı ve çalışma isteğini arzusunu hiçbir zaman kaybetmemelidir. Hep ileriye daha ileriye gitmeyi düşünmelidir. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.